Bu hikaye küçük yaşta annesiyle babası ayrılınca içine kapanan, babası sevgisini göstermediği için hiçbir zaman babasının prensesi olmayan bir kız çocuğunun, okulun en iyi taklit yapan öğrencisinin, katıldığı artist yarışmasına başvururken fotoğrafının yanına bir de mektup sıkıştırıp Yeşilçam'ı eleştiren, Türk sinemasındaki sarışın kadın kötü kadındır tabusunu yıkan ve kıskanıldığı için sahnenin ortasında bıçaklanan bir kadının, Filiz Akın'ın hikayesi. Filiz Akın 2 Ocak 1943 tarihinde Ankara'da doğar. Annesi Ankaralı kadın terzisi Habibe Leman Şaşırmaz, babası Afyonlu hakim Bekir Sami Akın'dır. Annesi baba tarafından Arnavut, babası ise anne tarafından Çerkez'dir. 7 aylıkken konuşmaya başlar. Ailesi onun ileri zekalı olduğunu düşünüyordur. Kendi anlatımına göre ilkokul 2. sınıfta matematikten zayıf alınca bu efsane sona ermiştir. 7 aylıkken konuşmaya başlamasına rağmen yürümesi 2 yaşını bulmuştur. Meğer annesi o düşmesin diye oturduğu yere yastıklarla duvar örüyormuş ve bir gün onları kaldırıp hadi emekle bari dendiğinde küçük Filiz tıpış tıpış yürümeye başlamış. İlk öğrenimini Ankara Kızılay'da bulunan Saray İlkokulu'nda tamamlar. 7 yaşındayken annesiyle babası ayrılır. Babası hiç zaman kaybetmeden başka bir kadınla evlenir. Babasının başka bir kadına gitmesi küçük Filiz'in yüreğine bir dert olarak kalır ve yıllar sonra hiçbir zaman babamın prensesi olmamıştım der. Filiz Akın ortaokul ve liseyi Ankara Koleji'nde yatılı ve burslu okur. Okulda yaptığı resimler ve kompozisyon çalışmalarıyla çeşitli ödüller alır. Tüm sınıfları başarıyla geçer. Öğretmenleri tarafından ideal öğrenci olarak gösterilir. Okulun en iyi taklit yapan öğrencisidir. Mayasında oyunculuk olduğu bu yaşlarda bile belli olmuştur. Edebiyata ve sanata merakı çoktur. Ama hayalinde ise başarılı bir mimar olmak vardır. Bu yüzden lisedeyken matematiği seçmiştir. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir. 1960 yılının Haziran ayında kolejden mezun olur. Ve o günlerde Filiz'in eğitim hayatını etkileyecek acı bir olay yaşanır. Annesi merdivenlerden düşer. Artık Filiz'in de çalışması gerekmektedir. Filiz Akın, annem merdivenlerden düşmüştü. Geçinebilmemiz için birimizin çalışması gerekiyordu der. Bir seyahat şirketinin Ankara şubesinde çalışmaya başlar. Diğer yandan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde devam mecburiyeti olmayan arkeoloji bölümüne girer. Filiz Akın'ın lise arkadaşı Oyasan'ın annesi artist mecmuasının yarışmasını duyar duymaz hem Filiz'e hem de kızına yarışmaya fotoğraf yollamaları için ısrar eder. Filiz de şansını denemeye karar verir. Ancak yarışmaya fotoğraf yollarken bir de mektup iliştirir yanına. O mektupta Türk sinemasında değişmesi gereken şeyleri anlatır. Hep benzer konuların işlendiğini ve oyunculukların çok tiyatral olmasını eleştirir. Ve Filiz Akın gönderdiği fotoğrafla 1962 Artist Mecmuası yarışmasının birincisi olur. Ancak ödülün kendisine Akasyalar Açarken filminde oynarsa verileceği söylenince vazgeçer. Bu filmde oynaması Filiz'in gözünü korkutmuştur. Dergi yöneticileri ve filmciler kendisini ikna etmek için İstanbul'dan Ankara'ya gelirler. Ancak ikna olmaz. Bu noktada devreye Memduh'un girer. İşi ve üniversiteyi bırakıp annesiyle birlikte İstanbul'un yolunu tutar. 1962 yılında ilk filmi olan Akasyalar Açarken de Göksel Arsoy'la birlikte başrolde oynar. İlk kez Yeşilçam'ın büyülü dünyasına adım atmıştır. Heyecanlıdır, deneyimsizdir. Nasıl duracağını, elini kolunu nereye koyacağını bilemez. Sadece söylenenleri yapar ve nihayet film biter. Filiz Akın oyunculuğuyla tam not almayı başarmıştır. Daha sonra Şakayla Karışık filmi gelir. Bu filmde Ajda Pekkan'la başrol paylaşır. Ardından Kadın Berberi ve Kadın Tersi filmlerindeki rolleriyle oldukça ünlenen sanatçı, 1964 yılında oynadığı Yan Kesici Kız adlı sinema filminde değişik türlerdeki karakterleri başarıyla canlandırabileceğini tüm sinema severlere kanıtlar. Yan Kesici Kız filminin galasına giderken talihsiz ve acı bir olay yaşarlar. Karabük yakınlarında bir trafik kazası olur. Araçta Ahmet Tarık Tekçe, eşi Hatice Tekçe, Türker İnanoğlu ve Filiz Akın vardı. Bir anda şoförün hakimiyetinden çıkan otomobil önde bulunan kamyona çarpmıştı. Şoför derhal ölmüş, Tekçe başından yaralanmış, eşinin de kürek kemiği kırılmıştır. Ahmet Tarık Tekçe kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirir. Türker İnanoğlu ve Filiz Akın'a bir şey olmamıştır ama Filiz Akın bu olayın etkisinden uzunca bir süre çıkamaz. O dönemde sarışın kadınlar sinemada genellikle kötü kadın, vam kadın olarak rol bulmaktadır. Ama o sarışın olduğu halde masum rolleri herkesten daha iyi canlandırır. O bugüne kadar Yeşilçam'da var olan tüm ezberleri bozmuştur. Hem dramı hem komediyi çok iyi oynamaktadır. Bu yetenekli, güzel, kültürlü kadının hayranları çoğalmaya başlar. Sinemanın en ünlü isimleri onunla sevgili olmak ister. Yönetmen Atıf Yılmaz ve Fikret Hakan'la aşk yaşar. Ama yaşadığı bu aşklar hüsranla biter.
mutluluğu bulamaz. Filiz Akın daha sonra Türk Erinden oğlu ile evlenir ve bu evliliklerinden daha sonra tüm sinema severlerin tanıyacağı Yumurcak serisinin başrolü İlker İnanoğlu doğar. Filiz Akın 3 yıl süren aktif sinema kariyerinde başta Cüneyt Arkın, Edison ve Kartal Tibet olmak üzere Ayhan Işık, Sadri Alışık, Yılmaz Güney, Tarık Akan ve Kadir İnanır'ın da dahil olduğu dönemin neredeyse bütün erkek yıldızlarıyla başrolü paylaşma fırsatı bulur. Ancak Türk sinemasının en önemli yönetmenlerinin en önemsiz filmlerinde de rol alır. Battı Balık, Uçurumdaki Kadın, Asfalt Rıza gibi keşke hiç yer almasaydım dediği filmlerde de. Oyunculuğunun güzelliğini ve yıldızlığını geride bıraktığı ilk filmi 1968 yapımı Kader kabul edilmektedir. Bu filmdeki Elif rolüyle 1968'de Gazeteciler Yüksekokulu öğrencileri tarafından Yılın Kadın Sanatçısı ödülüne layık görülür. Başrolünü Cüneyt Arkın'la paylaştığı Kader, Akın'ın da en beğendiği filmlerdendir. Bu dönem oğlu İlker İnanoğlu ile Yumurcak filmlerinde oynar. İlk Yumurcak filmi tutup sevilince Türker İnanoğlu Yumurcak filmlerini seri halde çeker. Türker İnanoğlu iyi bir yapımcı ve paranın hangi filmlerde kazanılacağını çok iyi bilmektedir. Filiz Akın yine oğluyla birlikte Veda isimli bir filmde oynar ve bu filmin final sahnesinde oğlu İlker İnanoğlu Filiz Akın'ın kollarında ölmektedir. Filiz Akın yıllar sonra bile bu sahnenin etkisinden kurtulamayacağını söyleyecektir. Umutsuzlar, Ankara Ekspresi, Utanç, Dağlar Kızı Reyhan ve Yan Kesici Kız Hacer serisi kendisinin de en çok etkilendiği filmler arasındadır. Yine aynı yıl Tarık Akan'la başrolü paylaştıkları ve günümüzde de defalarca izlenen Kemal Sunal'ın da ilk kez beyaz perdede rol aldığı Tatlı Dillim filminde oynar. Filiz Akın 121 sinema filminde başrol oynar. Kolejli kız olarak anılır. Türk sinemasının ilk sarışın Avrupa'yı kadın yıldızı ve aynı zamanda en güzel ve zarif yüzlü kadını olur. Ama sinema kariyerini kocasının şirketiyle sınırlandırdığı için pek çok iyi filmde de oynama fırsatını kaçırmıştır. Filiz Akın'ın Türker İnanoğlu'yla 1964 yılında başlayan evlilikleri 10 yıl sürer ve çift ayrılır. Sebebi ise Türker İnanoğlu'nun Filiz Akın'ı Gülşen Bubikoğlu'yla aldatmasıdır. Filiz Akın uğradığı bu ihaneti affetmez. Filiz Akın aptal yerine konmak çok çirkin. Kim bilir kaç kez bilmeden bu duruma düşürüldüm der. 1974 yılında Türker İnanoğlu'ndan boşanan Akın, Babaların Babası filmiyle 1975 yılında sinemaya veda eder. 1970'li yılların ikinci yarısından itibaren halkın yeni oyuncağı haline gelen televizyonun aileleri evde tutmaya başlamasıyla Türk sineması sokaktaki bekar erkeği çekecek, seks filmlerine ve şarkıcı, türkücü melodramlarına yönelince Filiz Akın da beyaz perdeyle yol ayrımına gelir. O günlerde sponsorları olan Türkan Şoray'ın aksine Filiz Akın sinemada sürdürebileceği benzer bir destekten yoksundur. Aşk ilişkisine benzettiği sinemayla ilişkisinde sinema kendisini terk etmeden, kendisi sinemayı terk ederek diğer birçok Yeşilçam oyuncusunun yaptığı gibi kendisine belirli bir yaşam standardını sağlayacak paraların sunulduğu sahnelere geçiş yapar. Akın'ın pek de anmak istemediği bir dönemdir bu aynı zamanda. Filiz Akın bu dönemde yine talihsiz bir olay yaşayacak ve ölümün kıyısından geçecektir. Bu süreçte ünlü mafya İnci Baba tarafından bıçaklatılır. Eylül 1979'da İzmir Efes Oteli'ne girerken bir saldırgan tarafından bacağından bıçaklanır. Kısa sürede yakalanan saldırgan savcılığa verdiği ilk ifadede Filiz Akın'a aşık olduğunu ancak onun kendisine karşılık vermediğini bu sebeple bıçakladığını söyler. Daha sonra ifadesini değiştirir ve mafya babası Mehmet Nabi İnciler'in kendisini azmettirdiğini söyler. 10 bin lira peşin para ve bir arsa karşılığında İnci Baba tarafından kiralandığını belirtir. 1982 yılında Bobby Rubinstein'le evlenip Paris'e yerleşir. 14 yıl aradan sonra 1989'da Geçmiş Bahar Mimozaları dizisi için tekrar kamera karşısına geçer. Filiz Akın'ın emekli babası Sami Akın ve üvey annesi Fatma Meleğe Akın evlerinde bir cinayete kurban gider. Evlerinde öldürülen çiftin haberini alan Filiz Akın o yıllarda Paris'te yaşamaktaydı. Akın bu acı haberle Paris'ten Türkiye'ye döner. Katillerin izini ise bir fotoğraf ele verir. Polis katil ya da katillerin kapıyı hiç zorlamadan içeriye girdiklerini, bu sebeple tanıdık olabileceklerini söyler. Polislerin tahmini doğru çıkar. Katiller aile albümündedir. Fatma Meleğe Akın'ın 20 yıl önce Salihli'deki kiracılarıyla birlikte çektirdikleri eski bir fotoğrafın izini sürerek 3 katile ulaşılır. Katillerin elebaşı bu eski fotoğrafta Fatma Meleğe Akın'ın hemen önünde henüz küçük bir çocukken poz veren Ercan Şanlı'dır. Önce idam cezası alan katiller iyi halden ömür boyu hapse mahkum edilir.
1993'te Rubinstein'dan boşanan Akın, 1994'te dönemin MİT müsteşarı Sönmez Köksal'la evlenir. 1998-2000 yılları arasında Paris sefaretinde bulunur. 2002'de yakalandığını öğrendiği kanserini, Amerika'da gördüğü tedavinin yanı sıra sevenlerinin iyi dilekleri ve dualarıyla yener. Bu süreci ve sonucunu 2005 yılında Hayata Merhaba ismiyle kitaplaştırır. Akasyalar Açarken'le başlayıp geçmiş bahar mimozalarıyla sinemaya elveda diyen Filiz Akın'a uzun ve sağlıklı ömürler dileriz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.